Şimdi konuyu bilmeyenler için ufak bir özet geçeceğim. Konuyu kavraması için. Bir tane kız var Çorum'da. Çorum'daki merkez mezarlığında bir tane mezarın başına gelip her gece ağlıyor. Kızı mezarlıkta sırf ağladı diye insanlar yakalamak için yurt dışından geliyormuş. Ve sopalarla, jiletlerle kızı mezarlıkta bekliyormuş. La bu kız size netti. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper Engesa. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Bayadlar sorunuz ve Alaskan Village attım hepiniz arkadaşlar. Umarım da güzel ve eğlenceli bir oyun olur diyorum. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Bakalım oyunu kazanabilecek miyiz? Bu arada bugün çok elametli bir videoya geldiniz. Haberiniz olsun yani. Chest açabilir miyim? Açtım. Hemen kaçmak istiyorum. Arkada bir tane kılıçlı eleman var. Bana direkt target'ı bastı abicim. Allah belanı vermesin diyecektim ki. Tamam gitti güzel. Tamam bizi saldı abi süper. Yaklaşık 4 eldir falan bu videoyu çekmek için uğraşıyorum. O yüzden bu videoya bir like istiyorum hepinizden. Video like atmak istemiyorsanız bile bir like'ınızı bırakın yani. Çünkü cidden bıktım yani. Aşırı şekilde oyuna target diyorum. Target'la triggerlanmak. Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan bir hatırlatma yapayım. Ve tam konuyu güzel bir şekilde anlatıyorum. Daha sonra oyunda 2-3 kişi birden tekrar target atıyor. Yani arkamdakini kesiyorum. Daha sonra tekrardan bir target diyorum. Cidden çok sinirlendim. Ve inşallah bu sefer target yemeden şu oyunu güzel bir şekilde oynayıp çıkartacağımı da düşünüyorum sizler için gençler. Neyse. Biliyorum birçoğunuz bu arada başlıktan geldiniz. Ben de başlayabilerek koydum. Çünkü bildiğiniz üzere şu anda gündemimizi ve trendimizi meşgul eden ve insanların çok ön plana çıkardığı bir konu var. Ben de bu konu hakkında birazcık bildiklerimden bahsedeceğim ve sizlere fikirlerimi belirteceğim gençler. Bu videoyu izleyen abilerim, ablalarım da olabilir yani bilmiyorum. Belki başlıktan gelen diğer insanlar da olabilir. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde dinleyip yorumlarsanız sevinirim. Herkesin de bu arada yorumunu bekliyorum gençler. Haberiniz olsun ve ben kılıcımı sanırsam bir yere bırakmışım. Çok güzel. Bugün kafalar pırıl pırıl. Bu arada Tier 2'yi iki defa açmayı unuttum. Şunu aç bir daha. Demir çıktı pekala. En azından bir demir de bulduğumuz iyi oldu abi. Neyse oradaki kılıcı almayacağım. Zaten şu alttan bir tane kılıç atacak oyun. Attı abicim süper. Bedline ezbeledim artık ya. Vallahi artık bedline ezbeledim gibi bir şey oldu. Neyse. Durumumuz şu an fena değil abi. Hatta çok da kötü değil yani. Bayağı bir durumumuz var. O yüzden konuyu rahat bir şekilde şu anda konuşabileceğimi düşünüyorum. Konumuz Çorumlu kız. Evet. Bunun hakkında konuşacağız gençler bugün. Şimdi konuyu bilmeyenler için ufak bir özet geçeceğim. Konuyu kavraması için. Bir tane kız var Çorum'da. Çorum'daki merkez mezarlığında bir tane mezarın başına gelip her gece ağlıyor. Ve bunu da insanlar fark ediyor. Ve sonra bu kızı yakalamaya çalışıyorlar. Ancak kızı yakalayamıyorlar. Kız sürekli kayboluyor. Ve olay bundan sonra patlıyor zaten. Gerek haber bültenler olsun. Gerek televizyonlar olsun. Gerek gazeteler olsun. Gerek YouTube trendler olsun. Büyük YouTube'ların çektiği videolar olsun. Hep bu konu hakkında yani. Alper'e de buradan çok çok selamlar. Eğer videoyu izliyorsa adamsın Alper. Kusura bakma kardeşim. Kesmek zorundayım. Videoda bildiğiniz üzere team olmuyorum yani. Ama team varsa da olurum. Şu anda team görmediğim için sana da dalmak zorundaydım. Kusura bakma lütfen. 20 saniye var bir Iron Sword craftlanır diye düşünüyorum. İnşallah bu arada takım da yoktur oyunda. Varsa öldük yani. Konuya giremedim ya. Valla oyun yüzünden konuya giremedim. Şu an ona sinir oldum. Cidden şu an sinir oldum. Bir Iron Sword craftlayalım şöyle. Peki. Birazcık da ok. Okay, let's go. Durumumuz bayağı iyi şu anda. Ben direkt şu oyunu kazanayım hızlı bir şekilde ki konuyu rahat bir şekilde anlatabileyim. Gençler bu arada bugünün ikinci videosu olacak. O yüzden ilk videoyu izlemeyenler varsa kanalda bulabilirler gençler. Bakalım oyunda team var mı? Şu ilk başta bana saldıran eleman. Yo F5. Hayır abi F5. Bunlar ikisi birbirini yesin. O onu yaktı bu arada. Ben şu an dalmak zorundayım. Öldü çok güzel. Thank you guys. Thank you guys. Adamın diamond sword'unu kaptım vallahi. Hadi bakalım. Sen öldün şimdi. Öyle yaklaşılmıyor kardeşim kolay kolay. Adam okların hepsi topladı şimdi sıra onda. Ok atacak bize. Yapıl yedi. Yapıl yemem lazım. Yanmadı. Bu arada bu arkadaş benimle team oluyor galiba.
O yüzden pek dalmayacağım şu anda. Onlar kapışsın abi. Ben niye kapışıyorum yani, değil mi? Neyse, ben konuya gireyim hatta burada geçsen. İşte böyle bir olay var. İnsanlar da bunu abarttı ve çok irdelemeye başladılar. Bu benim canıma sıkmaya başladı. Çünkü şöyle bir şey geçsen. Hani bu konuyu irdelemenizde bir sebep yok. Diğer videosunu çeken YouTuber'lar hakkında da konuşacağım. Abi şu adam çok sıkıntı çıkardı ya. Yakacak var ya bu adam beni. Yakarsa öldüm zaten. O yüzden yanmamam lazım. Güzel. Bami van kaldık. Direkt bu arkadaşı dalacağım. Videoyu çünkü bitirmek istiyorum yani kısadan. Dahası oyunu yani. Çünkü daha rahat konuşabilirim abi. Gel kardeşim buraya. Görüşürüz. GG. Kendine de iyi bak. Good fight hatta. Hadi bakalım. Şöyle direkt lobiye gidelim abi şöyle isterseniz. Ben de rahat bir şekilde bu konuyu artık konuşabileyim sizlerle beraber. Hadi bakalım. Yani gençler, olay bilmeyenler için tekrardan çok kısa bir özet geçeceğim. Çorum'da bir tane kız var ve bu kız mezarlığa gidiyor ve mezarlıkta birisi için ağlıyor. Ve insanlar da bunu çok değişik olarak algılıyorlar. Çünkü kızı yakalamaya çalıştıklarında kız kayboluyormuş. Belki de kaçıyordur yani, bunu bilemem. Ve şöyle birkaç komik haber daha ortaya çıktı. Kızı mezarlıkta sırf ağladı diye insanlar yakalamak için yurt dışından geliyormuş. Ve sopalarla, jiletlerle kızı mezarlıkta bekliyormuş. La bu kız size netti. Birincisi bu. İkincisi, bu olayı çok irdeliyorlar. Ve çünkü bizim insanımız yani böyle küçük olayları hani büyütmeyi seven ve buna anlam yükleyip olayı böyle patlatmaya çalışan kişiler yani. Öyle söyleyeyim, daha doğrusu kendi milletimiz öyle maalesef. Ama yani ben şunu anlamıyorum. İnsanlar ölenlerin arkasından ağlayabilirler. Bu gayet normal bir şey. Ben tabi tam olayı içine girip bilmiyorum. Belki de kız cidden kayboluyordur. Ama yani ben pek bu olayı irdelemek istemiyorum. İrdeleyen arkadaşlar için de tekrardan bir hatırlatma yapayım. Bu olay bence siz de daha fazla ilerletmeyin. Olay başınıza da gelebilir. Veya bu korktuğunuz şey gerçek de olabilir. Ve gerçek olduğu için size de musallat olabilir. Bunu söylemek istiyorum yani. Ve bir tane de Facebook profili varmış bu kız hakkında Facebook'ta. Birçok kişi doğru diyor. Haberim yok yani, doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ve bu konuyu da hani artık irdelemezseniz sevinirim. Çünkü hani bir insan değer yüklediği bir kişi için gidip mezarına ağlayabilir. Hani konu belki de sadece bundan ibarettir. Sadece bizim insanlarımız bunu büyütüyordur. Pek bunun hakkında hani bir şey diyemeyeceğim. Ancak benim burada demek istediğim konu şu gençler. Hani bir olayı bu kadar büyütüp daha sonra da yani bu olaya kendiniz de kaptırıp giderseniz yani bu olay daha da çok büyüyecek. Ve belki de masum olan bu kız, hani belki de masumdur, belki de değildir. Belki de masum olan bu kız ileride sırf bu olay yüzünden kurban olacak yani, veya ölecek, bilmiyorum, Allah korusun yani. Yani konuşmak istediğim şeyler bunlardı. Hani siz de daha fazla uzatmayın lütfen. Gündeme de taşıyan insanlara like atıp onları yüceltmeye çalışmayın. Haberiniz olsun yani. Belki dedim ki bu olay kötü yönlere de gidebilir gençler. Ve bir tane de üniversite, tam ismini bilmiyorum, İstanbul Üniversitesi de olabilir yani. Oraya bir mesaj bırakmış, çok hoşuma gitti. Hani bir sorunum varsa bizden kaçmana gerek yok diye. Hani bu şekilde yaklaşılabilir. Ancak yani bu olay böyle gazetelere, haberlere, YouTube trendlerine taşıyacak kadar bir olay olduğunu ben düşünmüyorum. Bu sadece primdir yani, size de prim vermeyin gençler, haberiniz olsun. Yani sadece o konuyu konuşuyorlar işte, birkaç delil gibi bir şey buluyorlar, sizden önüne seriyorlar gençler. İşte bu olayı çok da bir paranormal bir olaymış gibi insanlara soruyorlar yani. Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. Benim düşüncelerim bu şekilde. Ben bu konuyu çok uzatmak da istemiyorum açıkçası. Bu da bugünün ikinci videosu olacak. İlk videoyu izlemeyen arkadaşlar için de videonun sonunda birazdan zaten intromuz girecek gazap izimin. Oradan da tıklayıp izleyebilirsiniz veya kanaldan da bulabilirsiniz. Bir videodan sonra geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Yürüyorlar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar. Tarafını seç. El verdi gençlere, kafanıza sıkacak.